Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugün dijital dönüşümden bahsedeceğiz. Konuğumuz strateji uzmanı İdil Kuyucu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız İdil Hanım? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak sizleri tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Ben İdil Kuyucu, Sabancı Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 15 yıldır strateji, operasyonel verimlilik ve dijital dönüşüm konusunda danışmanlık hizmeti veriyorum. Yönetim danışmanlığı hizmeti veriyorum. Uluslararası ve uluslararası şirketlerde danışmanlık hizmeti verdim. Çok güzel. Peki strateji uzmanlığı nedir tam olarak? Strateji uzmanı aslında şirketlerin gelecek planlamasını, 3-5 yıllık planlamasını yapan, hangi pazarlara gireceklerini öngörmeye çalışan aslında bir meslek diyebiliriz. Peki dijital dönüşüm nedir diye başlayalım o halde. Tamam. Dijital dönüşüm aslında işi dönüştürme yeteneğine sahip olan teknolojilerin benimsenmesi diye tanımlayabiliriz bunu. Ne demek istiyorum aslında? Günümüzde dijital fatura göndermek veya müşteri memnuniyetini e-anket üzerinden almaktan çok daha öteden bir konudan bahsediyoruz. Uçtan uca hem çalışan deneyimi anlamında hem müşteri deneyimi anlamında bütün süreçlerin entegre bir şekilde çalışması ve bunun da dijital teknolojiler sayesinde yapılması aslında. Peki bu dijital dönüşümün başarıya ulaşması için gerekli olan unsurlar nelerdir? Öncelikle doğru bir vizyon çizilmesi gerekiyor. Mevcuttaki işiniz, rakipleriniz, pazar dinamikleri bunların iyice benimsenip araştırılarak hangi teknolojinin, hangi dönüşüm teknolojisinin size uygun olduğunun belirlenmesi ve daha sonrasında da bu dönüşüm sürecinin planlanması gerekiyor. Plandan kastım ciddi anlamda uçtan uca detaylı bir plan yapılması. Hem bu yıllık plan olabilir, aylık planlar olabilir ve uzun dönem hedeflerin belirlenmesi şeklinde düşünebilirsiniz. Dijitalleşme aslında şirketlere de birçok kazanç sağlıyor. Nedir bu kazançlar? En önemlisi verimlilik. Otomasyon, robotik otomasyon süreçleriyle olsun, hem çalışanların iş yapış şekillerinin değişikliği olsun hem de bununla beraber analitik kapasitenin veri analitiği kapasitesinin arttırılmasıyla beraber şirketlerin aslında globalleşmesini kolaylaştırıyor. Evet, bir kazançları var diyebiliriz ama bu süreçte zorluklar da yaşayabiliyorlar. Ne gibi zorluklardan geçiyorlar? Aslında en büyük zorluk bütçe. Dijital dönüşüm çok ucuz bir süreç değil aslında. Evet. Kısa dönemli de olmadığı için ve süreklilik arz ettiği için bir kere bu işe başladığınız zaman özellikle Covid sonrasında bu çok daha fazla gündeme geldi. Bir kere başladığınız zaman süreklilik arz ederek o değişimin dönüşümü devam ettirmeniz ve bunun için sürekli bir şekilde bütçe ayırmanız gerekiyor. En büyük, en sıkıntılı noktası burası aslında. Bunun dışında eksik veya hatalı kurguladığınız bir strateji olabilir. Yanlış planlama yapmış olabilirsiniz. Yanlış yazılımları seçmiş olabilirsiniz. Yanlış stratejiyi seçmiş olabilirsiniz. Böyle bir durumda da aslında zombi dediğimiz sistemleri elde ediyorsunuz. Ve size milyonlar belki harcatırken hayatınızda ne şirketinizin hayatında ne çalışanlarınızın ne müşterilerinizin hayatında maalesef değişiklik olmuyor aslında. Nedir bu zombi sistemler? Zombi sistemler dediğimiz aslında kurulmuş gibi olup çalışır gibi görünüp ama aslında insanların sistemi belli bir noktaya kadar kullandığı, daha sonrasında çok bildiğimiz manuel programlar dediğimiz programlarla aslında işin devamlılığını sağlaması, analizleri manuel olarak kendilerinin yapması gibi düşünebilirsiniz. Aslında sistemler size doğru kurguladığınız zaman o verilerin tamamını karar destek anlamında sağlayacaklardır. Peki bizim aslında hedefimiz, odak noktamız başarı. Peki bu başarı için nasıl bir strateji izlenmeli? Başarı için aslında herkes yapıyor diye yola çıkmamak gerekiyor. O sizi felakete sürükler. Kendi iyi yaptığınız şeyleri belirlemeniz, kendi şirketinizin kültürünü iyi tanımanız, çalışanlarınızı iyi tanımanız, müşterilerinizin taleplerini iyi bilmeniz gerekir. Ancak bunları iyi analiz edip profesyonellerle çalışarak, profesyonel dönüşüm, değişim danışmanlarıyla çalışarak ve kültürünüzü de bu işin bir parçası olduğunu bilerek aslında yola çıkmanız gerekiyor. Çünkü kültür aslında eğer kültürünüz o sizin benimsediğiniz dijital stratejiye uymuyor ise eğer şirketin çarkları arasına kaybolup gidiyor. Maalesef. Peki dijital dönüşümden şirket içinde kim veya kimler sorumludur? Şirket içerisinde aslında CIO dediğimiz bilgi teknolojinin en başındaki kişi sorumludur. Hı hı. Önce onun bunu benimsemesi, onun şirketin kaslarına en uygun yazılımları veya en uygun süreçleri tasarlamaktan öte bilmesi ve bununla ilgili bir geri bildirim vermesi. Bu şirket sahipleri olur, şirketin üst düzey yöneticileri olur. Hı hı. İlk oradan başlıyor aslında bu dönüşüm, dijital dönüşüm kısmı. Ama tek başına o bilgi teknolojilerinin değişmesi, dönüşmesiyle olmuyor. Her departmanın içerisinde bir değişim mentoru, proje sponsorları, hı hı. Proje yöneticilerinin olması ve bu çalışanların bu yapıyı benimseyerek diğer ekiplere mentorluk yaparak aslında bu işin tek başına değil hep beraber yapılabileceğinin söylenmesi gerekiyor ve bunun iletişiminin yapılması çok önemli. Kesinlikle. Pekala, bu keyifli ve bilgilendirici sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama son olarak da 2023 yılına damgasını vurması öngörülen trendler nelerdir diye sormak istiyorum. Aslında birkaç tane trend var. Olmazsa olmazları önce sayayım. Bir tanesi veri yapılarının silolar halinde, günümüzde silolar halinde yönettiğimiz veri yapılarının, yani farklı sistemlerden farklı veriler çekerek elma ile armutu birleştirmeye çalıştığımız yapılardan artık kurtulmamız gerekiyor ki dijital dönüşüm bunun bir parçası aslında. Hı hı. Bulut uygulamalarıyla veya farklı uygulamalarla bu verinin tekilleştirilmesi, tek bir yerden herkesin aynı veriyi aldığını ve aynı kural setiyle aldığını bilmemiz gerekiyor. Bu önemli bir konu. Veri güvenliği, bu konunun her ne kadar uzmanı olmasam da veri güvenliğinin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Bu olmazsa olmaz. Bunun dışında otonom sistemler, robotik sistemler dediğimiz süreçlerin otomatize edilmesi, daha hızlı yapılması, daha verimli yapılması yine olmazsa olmaz bir konu. Ama 2023 yılı için şunu söyleyebilirim, uçtan uca bir deneyim olması gerekiyor. Çalışanların çalışan deneyiminden müşteri deneyimine kadar tamamıyla aslında kesintisiz bir deneyim tasarlanması önemli. Buna biz İngilizce'de total experience diyoruz. Toplam deneyim olarak Türkçe'de çevirebiliriz. Bu toplam deneyimin hem çalışanların hayatına dokunması hem de müşterilerin hayatına dokunması ve en önemlisi bunu hissetmeleri gerekiyor. Dijital paraları konuşabiliriz, dijital ekonomiyi konuşabiliriz, blockchain'leri konuşabiliriz. Bunlar ikinci, üçüncü safhalarda gelecek konular. Ama az önce söylediğim gibi veri güvenliğinden verilerin tekilleştirilmesi ve daha sonrasında da toplam deneyimin iyileştirilmesi ve entegre edilmesi en önemli konular arasında olacaktır. Hı hı. Artık gelecek önümüzdeki günlerde biz de göreceğiz ve takip edeceğiz diyelim o halde. Pekala, çok teşekkür ediyorum İdil Hanım, katıldığınız, verdiğiniz değerli bilgiler için. Çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bugün strateji uzmanı İdil Kuyucu bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.